Herkese merhaba değerli izleyenler. Çok zor bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Benim meslek hayatımın belki de en zor yayınlarından biri olacak. Haluk Pekşen'i, Cumhuriyet Halk Partili hukukçu, siyasetçi, aydınlanma düşüncesinin neferi, cumhuriyetçi düşüncenin, Atatürkçülüğün, laikliğin yılmaz savunucusu. Yeri çok zor doldurulacak bir siyasetçi aramızdan ayrıldı. Haluk Pekşen'i kaybettik. Onun yol arkadaşlarından, siyasette ve sonrasında sadece siyaseti milletvekili dönemi olarak görmeyen isimlerden Haluk Pekşen gibi bir isim, Hüsnü Bozkurt, mücadele arkadaşı yayınımızda. Onunla Sayın Bozkurt'un düşüncelerini aktarmasını isteyeceğiz Haluk Pekşen'i anarken. Sayın Bozkurt, ne diyebiliriz Haluk Pekşen'in ardından? Ne hissediyorsunuz? Evet. O kadar zor ki. Haluk'u ben milletvekili olunca tanıdım. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Haluk Trabzon'dan, ben Konya'dan milletvekili olduk. Yemin töreninde tanıştık. Sevgili Rukiye ile, Ezgi ile, Öykü ile. Sonra çok sıkı bir dostluğumuz oluştu. Yani hemen hemen bütün milletvekilleri arkadaşlarımızla, yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımızla elbette çok yakın ilişki içindeydik, ama sevgili Haluk ve birkaç arkadaşımla daha hayata aynı açıdan, aynı pencereden baktığımızı fark ettik süreç içinde. Bizler Kemalistik, bizler ulusalcıydık. Bizler Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarının 21. yüzyıla güncellenerek bugün de Türkiye'nin çıkış yolu olduğuna inanan insanlardık. 3 yıl süren, yani 7 Haziran 2015'ten 24 Haziran 2018'e kadar 3 yıl süren vekillik sürecinde pek çok olayı birlikte yaşadık. İşte 7 Haziran seçimi oldu, 5 ay sonra 1 Kasım seçimi oldu. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında meclisin hemen yanında işte Merasim Sokak patlaması oldu, Kızılay patlaması oldu. 10 Ekim'de gar katliamı oldu. Oralara hep beraber gittik biz Haluk'la. İlk olay olur olmaz. Sonra 15 Temmuz'un ve arkasından gelen süreci birlikte yaşadık. Haluk da, ben de, birçok arkadaşımız da 15 Temmuz sürecinde Türkiye'de nelerin olduğunu, 15 Temmuz'un aslında bir darbe girişimi olmanın çok ötesinde Türkiye'de 96 yıllık rejimi değiştirme amaçlı bir emperyal tuzak olduğunu yüksek sesle söyledik. Yine sevgili Haluk'la adalar için sayısız önergeler verdik. Sayısız konuşmalar yaptık Ege'deki işgal altındaki adalarımız için. Anayasa referandumunda sabahlara kadar komisyonda, komisyon üyesi olmamamıza rağmen mücadele ettik mecliste. Sayısız televizyon programlarına katıldık. Türkiye'nin gidişinin gidiş olmadığını, bu anayasa değişikliğinin Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacağını, partili cumhurbaşkanının milleti böleceğini, anayasa değişikliği içine gizlenmiş kimi maddelerin ülkeyi bölünme tehlikesine sürükleyeceğini dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. 2018 erken seçim kararı alındığı zaman mecliste sevgili Haluk ciddi bir araştırma yapmıştı ve yaşları, yani doğum tarihleri 1800'ler olan yüzlerce sahte seçmen olduğunu meclis kürsüsünden açıklamıştı. Vekilliğimiz bitti. Yani Haluk'u milletvekili olması için yeterli görmedi parti yönetimi. Bunlar olabilir. Ama mücadeleden bir adım geri durmadı Haluk. Çünkü vatan için,
memleket için, millet için mücadelede illa milletvekili olmanız gerekmez. Haluk'un önceki hayatı da böyle. Örneğin bir avukat olarak, aslında ceza avukatı değil, ticari davalarla ilgili bir avukatlık kariyerinde olmasına rağmen Ergenekon balyoz kumpaslarında yaşamları karartılmak istenen komutanlarımızın avukatlığını üstlendi. Bilavcı. Aylarca Silivri mahkemelerine gitti geldi Ankara'dan. Haluk çok güzel bir insandı. Yani iyi bir baba, iyi bir eş, iyi insan, bir vatansever, su katılmamış bir Atatürkçü. Hani şimdi moda ya, su katılmamış hainlerden bahsediyoruz. Örneğin Vahdettin su katılmamış bir haindir. Damat Ferit su katılmamış bir haindir. İşte Ali Kemal su katılmamış bir haindir. Onları övenler de maalesef su katılmamış hainleri öven aymazlardır. Haluk için de aynı şeyi şöyle söyleyebilirim. Su katılmamış bir vatansever, su katılmamış bir Atatürkçü, su katılmamış bir laik cumhuriyet yanlısı, su katılmamış bir aydınlanma devrimcisiydi. Haluk, milletvekilliğimiz bittikten sonra da siz çok iyi biliyorsunuz, çok yakınız. Benim Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan adaylığım sürecinde de çok birlikte olduk. Biz o kongreyi kazandıktan sonra yine Atatürkçü Düşünce Derneği'nde ne yapabiliriz'i birlikte konuştuk. Burada bir fotoğraf şimdi, ekranda siz... Evet, bu fotoğrafta gösterdiğiniz tabloyu genel merkeze geldi. Kendisine hediye edilmiş bir tabloyu. En çok buraya yakışır diye hediye etmişti. Dün bu tabloya baktıkça gözyaşlarımı tutamadım. Bunu verdiği gün aynen şöyle demişti. Hüsnü abi, hiç kuşku duymuyorum. Bir gün bu ülkeyi Kemalistler yönetecek. Bunu çok inançla söylemişti o gün. Çünkü biz siyasete, hayata, hatta aile hayatımıza, çocuklarımıza, onların geleceğine bakarken ülkenin bütün insanlarının, bütün çocuklarının, 85 milyonun geleceğini düşünerek bakıyoruz. Yani benim çocuğum hayatını kurtarsın da memleket ne olursa olsun gibi bir düşüncemiz hiç olmadı. Çünkü Haluk bir Kemalist, Haluk bir laik cumhuriyetçi. Hep birlikte olmadığı zaman hiçbir şey olmayacağını en iyi bilen insanlardan biri. O nedenle Ankara'nın en tanınmış avukatlarından biri olmasına rağmen aylarca Silivri yollarını oradaki komutanların düşüncelerinin doğru düşünceler olduğunu inandığı için gidip o yolları kat etti. Sizler de hatırlarsınız bu Nokta TV'yi benim bir katkım yok maddi anlamda ama düşünsel anlamda birlikte çok konuştuk. Önemli sağ destekleriniz olsun. Var Sayın Başkan. Önemli evet, destekleriniz sağ olsun. Birçok arkadaşımız maddi destekler de verdiler. bu televizyonu da hep o amaçla yani biz Türkiye'nin bu kötü gidişine dur diyebileceğimiz bir mecra olsun diye kurdu. Yoksa buradan para kazanalım bilmem ne. Böyle bir şeyin olmayacağını bu işin içinde olanlar bilir. Sayısız televizyon programına biz beraber katıldık. Sevgili Uğur Dündar'ın halk arenalarına birkaç defa birlikte gittik geldik. Şunu söyleyebilirim. Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Yani siyasi olarak elbette herkesin yeri dolar. Mustafa Kemal'i kaybeden Türkiye Cumhuriyeti bugün dimdik ayaktaysa
Haluk Pekşen'in Hüsnü Bozkurt'un lafı olmaz bu anlamda. Bu anlamda. Ama Haluk benim mecliste tanıdığım en donanımlı, en okuyan, en bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmeyi yanlış bulan adamlardan biriydi. Hakikaten söylüyorum. Şuna inanın, ben 3 yıllık vekillik hayatımın çok, yani hemen hemen tamamında hafta içi sabahları meclis kütüphanesinde vakit geçiriyordum. Orada gördüğüm birkaç milletvekilinden biri de Haluk Pekşen. Sabahın köründe gelir, işte bir şey takılmıştır kafasına. Meclis kütüphanesinde onu arıyordur. İşte gelir, abi ne yapıyorsun? Ya işte birinci meclis tutanaklarına bakıyorum, bilmem ne. Şunu demeye çalışıyorum. Yani evet, hitabeti çok güçlüydü, belagatı güçlüydü. İnsanları konuşurken etkileme gücü çok fazlaydı. Bunlar doğru. Ama bu sadece hamaset falan değildi. Şimdiki bazı politikacılar gibi hani diyorlar ya, hitabeti güçlü. E doğru, güçlü. Arkasında ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne tarih bilgisi var, ne coğrafya bilgisi var, ne doğal kaynaklarla ilgili bir araştırma var, şu var, bu var, hiçbir şey yok. Dolayısıyla Haluk Pekşen'i hani dün Rukiye kardeşim gazete ilanı vermiş, seni anlatmaya kelimeler yetmez diyor. Gerçekten de kelimeler yetmez. Şu adalet yürüyüşünde 24 gün hemen hemen her gün yürüdük. Ben bir gün yürüyemedim. Haluk da birkaç gün değişik işleri nedeniyle yürümedi belki. Hep yürürken şunu düşündük. Yani hak, hukuk, adalet diye bir söylem gelişmişti ama asıl olan şuydu. Yani biz orada bir siyasi gayeyle yürümedik. Haluk'la hep onu konuşurduk. Ya biz burayı yürüyoruz. Ya işte genel başkan yürüyelim dedi diye genel başkana hoş görünmek için falan yürümedik. Hiç öyle bir anlayışımız yoktu. Biz tam tersine kendimize karşı dürüst olmak için yürüdük. Bunu çok net söyleyebilirim. Haluk'la bunu çok net konuştuk. Dedik ki yani Hüsnü abi, Haluk, biz yürüyelim kardeşim. En azından kendimize karşı dürüst olalım. Biz İstanbul'dan Ankara'ya bu ülkede hak olsun, bu ülkede hukuk devleti olsun, bu ülkede yurttaşların adalet duygusu zedelenmesin diye yürüdük demek için yürüdük. Şimdi çok talihsiz, çok erken, çok acı, çok büyük bir kayıp. Yani Haluk'un daha bu ülkeye katabileceği pek çok şey vardı. Ben Haluk'un siyasette değerinin bilindiği kanaatinde değilim. Bunu şey olarak söylemiyorum, yani aday yapıldı yapılın. Çünkü biz zaten ön seçimle gelmiştik. Yani kimsenin bizi aday yapması gibi falan filan bir lütfuna ne Haluk'un ne diğer arkadaşların ihtiyacı yoktu. Biz ön seçim olmadığı takdirde aday gösterilir gösterilmez bu yönetimlerin kararıdır. Yani o karara da saygı duymak gerekir. Nitekim elbette saygı da duyduk. Çünkü bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağımız Mustafa Kemal Atatürk'e bağımızdır. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'ne bağlılığımızdır. Milli mücadeleye bağlılığımızdır. Lozan'a, Montreux'e bağlılığımızdır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlılığımız vekil olursak tamam, olmazsak hadi güle güle bağlılığı değildir. Nitekim vekillikten sonra da sizin gibi o da birlikte siyaseti sadece milletvekili olmakla sınırlamadığınızı gösteren hamleler, girişimler, mücadeleler içine de girdiniz. Birlikte hareket ettiniz bildiğiniz kadarıyla. Elbette. Öyle çünkü. Yani hayat bir bütün. Hayat bir bütün. Ben hekimim. 50. yılım hekimlikte. 50 yıl bu memleketin insanlarına sağlık hizmeti üretmeye çalıştım. Hem sağlık yöneticisi olarak hem hekim olarak. Haluk da hukukçu olarak. Ben birçok televizyon programında Türkiye'nin doğalgaz sorunu, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sorunu, Türkiye'nin Almanya'nın 20 misli
güneş enerjisi üretebilecekken öyle bir imkanı kullanmadığına ilgili sayısız araştırmasını, eğer değerli Nokta TV izleyicileri Haluk Pekşen'in Twitter hesabına girerlerse, geçmişe dönük bakarlarsa, neleri kendine dert edip neler için tweet attığını çok iyi göreceklerdir. Yani böyle beğeni alalım, yok efendim işte takipçi sayımız artsın falan diye yapılmış tweetler değil onlar. Onlar hakikaten bu ülkenin temel sorunlarına parmak basan tweetlerdi. Yani ben Haluk kardeşime gerçekten çok içim acıyor. Dünden beri hiç kendimde değilim, samimi söylüyorum. İzmir'deydim. 9 Eylül nedeniyle toplantılarımız vardı. Rukiye Hanım'la sık sık telefonla görüştük. Bodrum'daki tedavi sürecini yakinen izledim. Oradan ambulans uçakla Ankara'ya naklini biliyorum. Güven Hastanesi'ne geldiğinde, yani dün bir takım böyle gereksiz, özür dileyerek söylüyorum, kendi aşı karşıtlığı hırslarını Haluk Pekşen'in aziz hatırası üzerinden tatmin etmek isteyen insanların bazı tweetlerini gördüm. Yok efendim işte korona aşısı olmuş da ondan dolayı olmuş falan. Hiç alakası yok tabii. Çok talihsiz bir ölüm hakikaten. Bakın söyleyeyim, yani 50 yıllık hekimim, 42 yıllık kulak burun boğaz uzmanıyım. Bütün samimiyetimle söylüyorum, bir balık kılçığının yemek borusunu, yani özofagüsü delip perikardite yol açtığını vallahi ilk defa hayatımda duydum ben. Böyle literatürde daha önce böyle vakalar rastlanmış mı? Literatüre geçmiş mi? Bilmiyorum, bakmadım. Yani dünden beri o kadar üzgünüm ki girip bir literatür taraması yapmadım ama kendi hayatımdan söyleyeyim. Yani 14 binin üzerinde kulak burun boğaz ameliyatı yapmış bir kulak burun boğaz cerrahı olarak söylüyorum. Ben balık kılçığıyla özofagüsü delinmiş, ondan dolayı da perikardla kalp, yani kalp zarıyla kalp arasında sıvı birikimi olmuş. Oradan mediastinit olmuş. Ankara'ya geldiğinde dün sabah ziyaret etmiştim vefatından birkaç saat önce. Rukiye Hanım'la yarım saate yakın 5. katında güven hastanesinde oturduk, konuştuk. Onun anlattığı, Ankara'ya geldiklerinde güven hastanesinde göğüs boşluğunda, yani mediastinden 1 litre kadar apse boşaltılmış. Evet. Büyük boşaltılmış. Yani bu, tekrar söylüyorum, ben bunca yıllık hekimlik hayatımda inanın bana böyle bir tablo görmedim, bir balık kılçığının. Ama olacak olan oluyor sonuçta. Allah'ın takdiridir. Elbette ona karşı gelecek bir şeyimiz yok ama çok acı bir ölüm. Elbette tababet elinden geleni yapıyor ama işte her şeyin bir yere kadar gücünüz yetiyor. Allah rahmet eylesin diyorum. Rukiye Hanım'a, Ezgi'ye, Öykü'ye acılarını paylaşmaya çalışıyorum ama ateş düştüğü yeri yakıyor tabii. Ben onların neler hissedebileceğini duyumsamaya çalışıyorum. Çok üzgünüm. Yarın sabah 11.30'da mecliste bir törenle uğurlayacağız. Oradan Kocatepe Camii'nde ve oradan Cebeci Asi Mezarlığı'nda. Bu hep söylenir yani, kalbimizde yaşayacaksın falan. Bunların klasik laflar olduğunu düşünüyorum. Haluk'u yaşatmanın bir tek yolu var kardeşim. Bu ülkeyi yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne kavuşturmak. Öyle laf olsun diye. Aman seni unutmayacağız. Unutmazsan ne olur, unutsan ne olur. Unutmasan ne olur? Hayat devam edecek. Hayat devam edecek. Ezgicik de, Öykücük de hayatlarına devam edecekler. Rukiye Hanım hayatına devam edecek. Ama bize düşen, en azından ben kendimi o görevle yükümlü sayıyorum. O demin gösterdiğin tabloyu bana armağan edip de söylediği Hüsnü abi, bir gün bu ülkeyi Kemalistler, bizler yöneteceğiz lafını hayata geçirmek için bundan sonraki ömrüm boyunca çalışacağım. Evet, yani bu, burada ikimiz de gülümsüyoruz. Haluk çok güzel bir insan derken bunu kastediyorum. Bu tabloyu verirken abi dedi, bu tablo en çok buraya yakışır. Bizim genel merkez odamızı siz biliyorsunuz. 10 metrekarelik bir oda. Yani Evet. Bu en çok buraya yakışır. Ben de dedim sağ ol, çok teşekkür ederim. Abi dedi, bir gün bu ülkeyi Kemalistler yönetir.
Şimdi Haluk, vay içimizde yaşayacak, unutmayacak. Ya kimseye ihtiyacı yok Haluk. Tamam. Fani ömrünü tamamladı. Hani Mustafa Kemal'e diyoruz ya, izindeyiz. Aa, seni yaşatacağız. Ya Mustafa Kemal'in askeri izlerken kardeşim, Mustafa Kemal'in düşündüğü Türkiye'yi gerçekleştirmektir görev. İstediğin kadar konuş. Atatürk'ü seviyorum da bilmem. Onun için ben buradan bütün Atatürkçülere, bütün Kemalistlere, bütün Huvayi Milliyeciyim diyenlere, bütün ben laik cumhuriyetten yanayım diyenlere, kardeşim bir olalım ve bu ülkeyi bu gidişten çekip alalım. Bu ülkenin çıkış yolu yeniden Atatürk Cumhuriyeti'dir. Haluk'un vasiyetinin ben bu olduğuna inanıyorum. Yani maddi vasiyeti ailesini ilgilendirir. Ama Haluk'un manevi vasiyeti budur. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti. Yeniden aydınlanma devrimleri, yeniden üretim ekonomisi, yeniden laik bilimsel eğitim, yeniden toplumcu sağlık, yeniden evrensel hukuk normlarına oturmuş hukuk devleti, yeniden yargı bağımsızlığı, yeniden bölge merkezli mütekabiliyet esaslı büyük devletlerle dengeli ilişkiler oturmuş Kemalist dış politika, yeniden enerji kaynaklarına sonuna kadar sahip çıkan bir Türkiye, yeniden bütçe dengesi, gelir gider dengesi, efendim ihracat ithalat yani dış ticaret dengesi, özel sektör kamu sektörü dengesine oturmuş yüksek teknolojili ürün üretme anlayışında üretim ekonomisi. Yani bu cumhuriyet 3 yılda uçak yapabiliyorsa bugün haydi haydi yapar. Bizim yerli milli uçak 2004'ten beri billboard'tan aşağı inemedi. Bunu Haluk'la çok konuşmuşuzdur. Bu ülkenin her türlü potansiyeli var. Bu millete güvenmek lazım. Onun için ben Haluk'un arkasından bunları söylemek istiyorum. Haluk'u yaşatmak, çünkü çok değerli bir insanı kaybettik. Gerçekten söylüyorum. Sıradan bir insan değildi Haluk. Çok kıymetli bir insan. Yani hukukçu olarak, iş insanı olarak başka ilişkilerini hiç bilmem. Ben arkadaşım Haluk'tan bahsediyorum. Benim Haluk'la hiç akçalı işim olmadı. Bilmem onları. Ama Haluk'la düşünsel birlikteliğimiz o kadar ileri boyuttaydı ki size samimi söylüyorum. Birçok gittiğim yerde program için bir yere gidiyorum. Aa Haluk Bey Trabzon milletvekiliydiniz değil mi diyorlar. Haluk bir yere gidiyor. Aa Konya milletvekili Üslü Bey miydiniz değil mi diyorlar. Toplumumuz da bizi bu kadar özdeşleştirmişti hakikaten. Samimi söylüyorum. Haluk Bodrum'da hastanede yatarken ben en az 70-80 tane Türkiye'nin değişik yerlerinden telefon aldım. Vekilim hastanede yattığınızı duyduk geçmiş olsun diye. Onlara dedim ya ben değil Haluk Bey yatıyor. Keşke kaybetmeseydik ama her ölüm erken ölüm demiş şair. Haluk'un ki gerçekten çok erken bir ölüm. Ruhu şad olsun. Işıklar yoldaşı olsun. Toprağı çiçeklerle dolsun. Haluk'u çok seviyorum. Hala çok çok seviyorum. Ailesine, Rukiye Hanım'a, Ezgi ve Öykü kızlarımıza, kardeşi Galip'e, ailesine taziye dileklerimi iletiyorum. Size de Haluk'un arkasından konuşma fırsatı verdiğiniz için, Haluk'un arkasından derken bile burnumun direği sızlıyor vallahi. Haluk'la ilgili konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Duygusal açıdan yoğun anlar geçiriyorsunuz. Yorgun olduğunuzu da görüyoruz duygusal olarak. Biz Haluk Pekşen'in cenaze törenine ilişkin programı bir kez daha hatırlatalım. Yarın saat 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir resmi tören düzenlenecek. Ardından Kocatepe Camii'nde kılınacak. Öğle namazının ardından da Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek Haluk Pekşen'in cenazesi. Sayın Bozkurt, bu anma programımızda böyle bir günde duygularınızı aktardınız. Teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun Alon. Sizlerin de başınız sağ olsun. Hepimizin. Neyse işte diyecek yani kelimeler o kadar yetersiz ki devrim. Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun. İyi günler diliyoruz Sayın Bozkurt. Sağ olun.